İstanbul'dayız. Canlı yayınımızda birazdan yeni okulumuzun şarkısını dinleyeceğiz. Sıradaki okulumuzun, ama ben hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu bizim gözümüzden kaçmış herhalde. Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin, ben hemen SMS'ini hatırlatmak istiyorum. Demin hatırlatmamışız. 113 yazıp 57-80'e gönderiyorsunuz. 113 yazıp 57-80'e gönderiyorsunuz eğer Ankara Tevfik Fikret Lisesi'ni desteklemek istiyorsanız. Evet hanımlar beyler, sıradaki okulumuz Bartın Köksal Toptan Lisesi. Solisten başlamak gerekirse sahne duruşu olan bir kardeşimiz. Sesini de iyi kullanıyor. Hoşuma gitti diyebilirim. Şarkıyı da yaşattı. Tebrik ediyorum. Üç kişi çalmak da kolay iş değildir. Onlar da başarıyla atlar. Biraz daha tabii kendi içinde uyumlu olabilirlerdi. Başarılı bir performansı. Daha önceki performanslarını bilmiyorum ama. Ben bu şarkıya getirdikleri yorumu da beğendim hakikaten. Üstüne biraz düşünmüşler de. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Ama bu kadar kısa süre içerisinde hazırlanmaktan kaynaklanan zaman zaman uyumsuzluklar olsa da ben hani böyle bir şarkıyı böyle bir yorumla bize sundukları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bir garip yolcuyum. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. (Gülüyor)
Gel Özgeciğim, çok güzel söyledin. Teşekkürler. Valla bayılıyorum sizlere ya. O kadar güzel söylüyorsunuz ki. Yani bütün okullar için geçerli bu. Pırıl pırılsınız hepiniz. Daha çok tazeciksiniz ve önünüzde çok uzun yollar var, yıllar var. Ve bugün bu kadar iyiseniz ileride kim bilir nasıl olacaksınız bilmiyorum. Ama bunu iyi bilen insanlar burada. Ve hemen Demet Sağaroğlu ile başlıyorum. Ben tebrik etmek istiyorum dördünüzü de. Hepiniz çok iyisiniz. Çok beğendim, çok etkilendim. Özgeciğim sesin muhteşem. Yorumun da çok güzel aynı zamanda. İfade ediş biçimin de öyle. Bayıldım yani. Devrim olsun, Erem Ozan olsun, İsmail olsun. Hepinizi kutluyorum. Çok yediniz arkadaşlar. Üç kişi çok güzel bir devleştiniz yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgili Feridun. Özge'nin performansı, yani kalan okullara haksızlık olmasın ama sanıyorum gecenin performansı olacaktır. Gerçekten kendimi zor tuttum. Tebrik ediyorum. Dört kişi çalmak, yani üç kişi çalmak aslında çok zor. Davula ve davulcuya çok yük bindiren bir düzenleme bu. Zamanlamaların ve tartımların çok değiştiği. Lead etmek de çok zor. Yani sonlarına doğru sen de çok toparladın. Çok zor bir düzenleme. Ama performans olarak böyle karanlık, buğulu ve şarkının hakkını gerçekten içimize sokan çok müthiş bir performanstı. Teknik konulara fazla girmek istemiyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim.
teknik konular için hemen Nev'e bağlanıyoruz. Teknisyen. Yorum teknisyen. ben öncelikle rahmetli Yıldırım abimize, Yıldırım Gürses'i saygıyla anmak istiyorum. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Ben Yıldırım abiyi yakından tanıma fırsatı bulup onun eleştirileriyle, onun muhabbetiyle, onun hoş sohbetiyle zaman geçirebilme fırsatı bulan adamlardırım. O yüzden çok şanslıyım. Hatta bana birazcık Türk sanat müziği ile ilgili ders bile vermişti. O yüzden onu rahmetle anıyorum. Bütün ailesine, sevdiklerine onu andığım için çok mutlu. Onun hepsi gözümün önünden geçiyor. Doğru kelimeleri bulamadım, özür dilerim. Onun haricinde grubumuz zaten vokalistimiz zaten süper yani. Öyle bir güç ki, bazen o kadar fazla bir güç ki yani, ama son iki haftadır çok güzel şarkı söylüyor. Mesela bu hafta ile ilgili yorumum şöyle bir şey. Bu parçaların hani nakarat kısmında hani bir oktav yukarıdan uçuyorsun yani. Ama ilk girişteki tonu birazcık acaba diyorum ki hani çok mu pes aldık, ya da sonra da diyorum ki acaba vurgularını arttırsa, birazcık daha zorlasa oraları birazcık daha güzelleştirebilir mi? Ne diyorsun Demetçime? Oluyor. Arkada çok yüksek bir müzik var ve ondayken o pes, o oktavdaki pesleri söyleme, kendisi duymadan mutlaka ki söylüyordur zaten. Yoksa kendisini biraz daha duysa bence onları da çok daha ifade edecek ki bence süperdi onun yani için, yine de. Duyabilmesi için de zaten aranjenin şan ağlarının altında birazcık daha sadeleştirin. Yani yarım ton falan tize alınsaydı şarkı, ama o zaman da. Evet yani onu söyler birkaç haftadır, o emin ol, ama hani şey konusunda ton doğru. Fakat evet, aranjelerin o noktada yani şan ağının altında birazcık daha sadeleştirilmesi iyi olur onu. Evet, aranjeler... solist, çünkü solist öncelikli bir müzik sonuç itibariyle. Evet, belki ve... grup olarak orada ağlarda düşebilirsiniz böyle birazcık bir nebze. Ama müthiş solisti desteklemek açısından. Dik seslere çıktığımda altyapı boş kalmasın diye distortion'a bağladık. Böyle ha, daha iyi olur diye düşündük. Yok, yine o darklığı falan çok güzeldi yani, ben de farklı bir yorum olarak buldum. Fakat yani müthiş çaldınız çocuklar. Unison var, çalışmışsınız bayağı yani, seni de tebrik ediyorum. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum, süper çaldınız. Yine vah vah geçtiğin noktalarda birazcık seninle uğraşayım. Zamanlamayla ilgili, o vah vahla ilgili olur onlar, olur olur. Ben nasıl olsa sadece bu yarışmayla da bağlı kalmayacak benim seninle ilgili derdim. Bir ömür boyu yakandığım bağladım başına bir bela benim gibi. Yani tebrik ederim, çok güzel. Devam, böyle devam. Teşekkürler. Bülent abi. Bartın Köksal Toptan Lisesi tamamdır bir kere yani, onu söylemekte fayda var. Şimdi genellikle hani üç enstrümanla zor falan diyoruz ama hani çok meşhur bir laftır ya yani, vokal en güçlü enstrümanlardan bir tanesidir diye. Yani Özge'nin vokaliyle de birleştiği zaman sanki arkada kocaman bir orkestra varmış gibi ses veriyorlar. Ben de bu performanslarını yaklaşık yarışmanın başından beri en iyi performanslarından biri olarak gördüm. Kendilerine büyük bir güven gelmiş, o belli. Yani biraz Nev'in dediklerini de düzelttikleri için kolay da gidiyor iş yani. Oradan da bir eleştiri gelmeyeceğinden emin, olmuş mu evet, emin gibi söylüyorlar. Yani dolayısıyla ben hani hakikaten bu şarkıya getirdikleri o sert rock yorumundan da, şarkının söyleniş şekillerinden de, yükselmeler, nakaratlardaki yükselmeler, girişteki şarkının duygusunu taşıyan vokaller ve onlara eşlik eden enstrümanlar açısından mükemmele yakın bir icra gördük diye düşünüyorum. Hep endişeleri var değil mi? Yani bir şekilde yanlış mı anlıyorum? Mesela sen solistimize soruyorum yani. Bir endişelerin var mı bir şeyleri söylerken? Yani kafanı karıştıran böyle. Şimdi diyecekler ki ne alaka bu, Nev ne diyor şimdi diyecekler. Ama senden biraz dinlemek istiyorum. Şarkı söylerken kendim çok... Yani mesela şarkı söylerken kafanda neyi söylediğini oturttun mu bir yere? Yani mesela son iki haftada onu hissediyorum ben. Oturttuğunu hissediyorum artık bir solist olarak. Evet ya, öncelikle siz de bilirsiniz. Şarkıyı hissederek okumak. Hı-hı. Önce sözleri anlamak. Seyirciye o duyguyu, şarkının duygusunu hissettirmek önemlidir. Ben de buraya gelmeden, bu şarkıyı söylemeden önce sözlerini düşünüyorum. Süper. Onu hissettirmeye çalışıyorum. Mesela şimdi ilk kez mi söylediniz şarkıyı? Yani bu yarışma için ilk kez mi söylediniz şarkıyı? Daha önce farkında olduğunuz bir şarkı mıydı? Evet. Daha önce
birkaç arkadaşımla arkadaş çevresinde klasik yani, gitarla çaldığımız bir şarkıydı. Ama mesela Bülent abi içinden canavar çıkıyor değil mi mesela? Evet, işte böyle, evet. Evet ben işte geçen hafta işte tabii, şöyle tabii, öyle derken ama. Bir anda yalan diyor falan diye böyle bir yan bir şey var yani. Vallahi özellikle kızlarda öyle yani şimdi. Yani acayip bir ses çıkıyor. Ondan sonra böyle demiş şeydi de işte diğer grupta da işte kızlar da böyle üçü nefesliler. İşte çaldık daldık dediler böyle ama o nasıl bir nefes varsa bütün o nefeslileri çok güzel çaldılar. Aferin içlerinde hepsinin bir konsantre bunlar içinden böyle çıkıyor. Süper. Samsun'da da ufacık tefecik ama o ses evet. Nereden çıkıyor bilmiyorum ya nasıl oluyor anlamadım. Aslanlar gibisiniz ya devam edin valla bu yolda tamam mı Özgeciğim? Heyecanlanma rahat ol şarkının sözlerini anla. Duyguya gir, devam et. Bak sana ne kadar güzel söylüyorum. Ne güzel söyledin ya, vallahi billahi. Bak, distortion, vah vah falan yok. Bak, düğmelerle oyna da demiyorum. Hakan biraz daha durursan işimizi elimizden alacaksın. Elimizden alacaksın ya. Kardeşim böyle yani. Artık öyle mi abi, ne yapalım? Abi ben de onlar gibi öğrenciyim. Sizlerin sayesinde bazı şeyleri öğreniyorum. Yap ya bu hafta ne söylüyorsun Hakan'cığım? Hazır grubumuz geldi. Bu hafta bir şey söylemiyorum. İnsanlar benden nefret etmesin artık. Geçen hafta senin gazına geldim ama bu çok hafta öyle bir büyük, şey. Çok büyük keyif bağışladın hepimize. Tebrik değil mi Bülent abi? Çok söylesin değil mi Hakan? Evet evet hemen ben o zaman hemen Figen'e bağlanayım da şu konu hemen kapansın. Figen'cığım sendeyiz. Evet, Bartın Köksal Toptan Lisesi'nin performansını dinledik. TRT 1 ekranlarında Genç Mikrofon tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada hatırlatayım sevgili seyirciler, Nev muhteşem Türk sanat müziği söyler. Onu da mutlaka bir ara dinlemelisiniz. Hakan ona mutlaka pas atmalısın bence. Evet, müdür yardımcınız yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İlk defa geliyorsunuz. Daha geldim, evet. Ben daha önce diğer arkadaşlar ve müdür bey gelmişti. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum artık. Not vermeye alıştınız ya öğretmenler olarak. 10 üzerinden 10 verdim. Yalnız ben Bartınlılardan da 10 üzerinden 10'luk SMS bekliyorum. Biraz daha ilgi gösterirlerse, biraz daha dinlerlerse, seyrederlerse memnun olacağız herhalde. Çünkü bu çocuklar hem okulumuzu hem de Bartın'ı çok iyi temsil ettiklerine inanıyorum. Başarılar diliyorum. Peki hala gel bakalım. Kaçma. Sen girmeden önce öyle heyecanlıydın ki dedin ki Figen abla sözleri unutabilirim, her şeyi unutabilirim. Ne yaptın orada? Orada da söyledim. Şarkıyı hissedince oluyormuş. Bunu bir kez daha anladım. Ben sana ne dedim? Hiçbir şey düşünme. Gir ve oku. Bir de ben buradan Abana, Bartın, Amasra Belediyesi'ne ve halkına çok teşekkür ediyorum bizi desteklediği için. Sadece buralar değil bizi destekleyen birçok yer var. Buralara da çok teşekkürler. Grubumuz adına teşekkür göndermek istiyorum. 101 yazıp 57.80'e. O benim. Ya niye benim SMS söylemelerim kapıyor bugün herkes? Bir Hakan, bir öğrencilerimiz ne yapacağız? Gel bakalım sen de çok terlemişsin. Oo dur bir dakika dur. Evet bunu aşağı alalım. Ben bu alet ne diye sorsam mı diye düşünüyorum şu an. Bas gitar. Bu da mı bas gitar? Bas gitar. Alper'den mavi olarak ezberlemiştim ama bunun rengi başka ve tipi de başka duruyor. Her türlü çok bas gitar çeşidi var. Ezin beni iyice ezin. Hiç bilgi sıfır bende gibi ezin bakalım beni iyice. Var o. Elektro gitar mı o? Elektro gitar. Peki sen ne kadar zamandan beri çalıyorsun bas gitar? Bir senedir. Ben mikrofonu tutayım ondan sonra konuşsun dur. Ben bir senedir yaklaşık çalıyorum. Yani ama tamamen böyle kendi Onurcan abim var benim. Onun sayesinde biraz bu işe başladım. Ondan biraz öğrene kendi kendime yani. Sonuçta biz Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Lisesi değiliz. Kendi çabalarımızla düz lise olduğumuz için. Kendi çabalarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyorum yani. Evet, hepinize aferin, hepinizi tebrik ediyoruz. Hemen SMS numaralarınızı bir daha hatırlatalım. Bir tane daha söyleyelim, jest olsun. Bartın Köksal Toptan Lisesi'ni destekliyorsanız 101 yazıp 57.80'e gönderiyorsunuz. 57.80, 101, Bartın için Hakan sana geliyoruz. Müsaitler. Teşekkürler Figen. Ve hanımlar beyler sıradaki okulumuz Gönen Mustafa Uçtu Lisesi. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Evet Nef hemen alalım senden kısaca. Esra'nın bu vokal stilindeki naiflik, onun duruşundaki naiflik o kadar insana güzel geçiyor ki. Yani hakikaten bizim topraklarımızın o şarkılarını ifade ederken onu vokal
tınıları ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Sadece birazcık daha bunu iyileştirmesini bekliyorum geçen hafta söylediğim gibi. Daha iyi bir performans bekliyordum ben aslında burada. Yani hem şarkı daha güçlü olabilirdi ama o sınırın çok üstüne çıkamadınız. Ellerinize sağlık. Tabii ki girişlerde, çıkışlarda, aralarda ufak tefek şeyler oldu ama son olarak şunu söylemeliyim ki bütün müzisyen arkadaşlarım solist de göz kontağıyla birbirlerine çalarlarsa çok daha keyifli olur. Özellikle solist de seyirciyle göz kontağına girerse onların gülümsemesini de görüp daha da keyifli şarkı söyleyebilir gibi geliyor. Teşekkür ederiz. Vallahi bravo çocuklar. Nedir bu parça? Ben kalender meşrubu. Abi biliyoruz canım yani. Tarzı ne? Kanto. Kanto. Kanto değil mi? Evet. Kimler? Nurhan Damcıoğlu'ndan. Evet. Yıllarca dinledik ve çok da güzel yorumluyordu. Buradan da ona sevgilerimizi iletiyoruz. Özellikle Ramazan gecelerinde. Çok güzel yorumladınız ya. Vallahi teşekkürler, teşekkürler çocuklar. Harika. Süper. Süper ya. Süper mi? Demesi Aral. Süperdi. Bir kere özellikle kızlarımızın sahnede solistliğin dışında olmasından gurur duyuyorum yani.
Beyler size bir şey demiyorum. Çok iyiydiniz de. Kızları görünce daha da böyle şey oluyorum, heyecanlanıyorum. Çok iyiydiniz, çok keyifli bir şarkı seçmişsiniz. Çok eğlenceli bir şarkı seçmişsiniz. Şey, kim söyledi? Yolunuz açık olsun mu diyorum. Hakikaten önünüz açık olsun. Herhalde İstanbul'a geleceksiniz yakında diye düşünüyorum. Gören yakın zaten. Evet, ama yok, burada yerleşecekler gibime geliyor. Gelirler be ya onlar. Gelecekler yani bence. Tabii tabii. Yakında okulları tebrik bitirsinler, gelirler. Süpersiniz, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bülent abi. Esra'da bir kantocu ruhu varmış, yeni fark ettik yani burada. Şimdi benim gördüğüm şey şu, şimdi bundan önceki şarkılarda, performanslarda biraz gergindi. Burada bayağı eğlendiniz yani, böyle hele aradaki gazel müthişti yani. Ben hani şarkıya katmış oldukları tempo, biraz da şey duygusu da geçti yani, hoşlanarak çalmışsınız şarkıyı. Yani onun belki içindeki mizah duygusu da etkilemiş. Biraz daha önceki performansların üstünde bir performans gibi geldi bana. Ve dolayısıyla hani o neşeyi de aldık, şeyi de aldık. Güzeldi yani, güzeldi. Teşekkürler. Ne? Güzeldi vallahi, tam Esra'nın kantosu dediğini. Evet. Onun naif böyle mağrur böyle dururken bir anda olsun. Biraz saçlar falan da biraz eski kanto ruhunu şey yapmış. Gerçi bu şarkıyı daha sonra biliyorsunuz Aylin Aslın falan da söyledi. Söyledi ama. Evet. Gitaristlerimiz de ne acayip değil mi ama abi? Çok iyi. Filiz yani. Sonra melodiler de falan. Elif Nur. Tümler süperdi. Herkes süper çaldı. Senin gazel de Can'cığım böyle arada böyle. İyi gitti. Direktör arasına götürdü bizi yani. Evet ya, öyle oldu. Yani çok bütün bir arada hissettiğiniz bir performans oldu. Ben çok beğendim. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Ne? Sevgili Feridun. Ben de tebrik ediyorum. Çok hakkını vererek çaldılar. Çok da böyle muzur görünüyorlardı yani çalarken. Çok eğlendiklerini buradan aldık. Gitarcı kızlara ayrıca bayıldım gerçekten. Süperdi. Hani çok rahat, çok sakin. Bitişi çok sevdim. Çok eğlenceli bir bitişi, şarkının genelinde olduğu gibi. Bir de düzenleme içinde soliste lead gitarın soru cevap kısmı çok güzeldi, çok değişikti. Aslında müziğin içinde hep yapıla gelen ama hani bu yarışma içinde bunun düşünülmüş olması bir özen göstergesiydi. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlarınız için. Ben de kendi adıma sizleri tebrik ediyorum. Ve hemen Figen'in yanına gidiyoruz. Figen sendeyiz. Teşekkürler Hakan. Gönen Mustafa Uçtu Lisesi'nin performansını dinledik. Gönen'e buradan sevgilerimizi gönderelim. Hemen müzik öğretmenlerine dönelim bakalım neler söyleyecek öğrencileriyle ilgili olarak. Öncelikle burada bu coşkuyu sizlerle paylaşmak çok mutlu, çok güzel bir şey bizim için. Yarışmaktan daha önemli, Gönen'i burada temsil etmek bizim için çok önemli. Çok mutluyuz. Parçayı çok severek çalıştık. Çocuklar çok sevdiler parçayı. Gece geç saatlere kadar çalıştık okulda. Valla biz de burada oynadık gördünüz yani, çok güzel oldu. Çok eğlendik. Okul müdürümüz gerçekten bize çok destek oldu. Gören halkı çok destek oldu bize. Görenli gençlerin müzik yapmaya başladığını görüyorum ben. Gruplar kurmaya başladılar, orkestralar kurmaya başladılar. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Pekala, o zaman gel bakalım. Demet Hanım dedi ki kızları başka şekilde görmekten de çok hoşlanıyorum. Özellikle solist olmanın dışında. Senin elindeki elektro gitar. Ben biliyorum ama sana sorayım dedim yine bir arıza olmasın diye. Evet. Ne kadar zamandan beri çalıyorsun? 2 yıl. 2 yıldan beri çalıyorsun. Nereden aklına geldi elektro gitar çalmak? Çok kızların çaldığı bir alet değil gibi gözüküyor ama gerçi bu yarışma için artık hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çok farklı müzik aletleri çalıyor kızlar da bu yarışmada. Ya aslında klasik gitarla başladım ben. Ancak işte dinlediğim müzik türü sayesinde elektro gitarı kendime çok yakın buldum. Yani onunla bütünleşebileceğimi hissettim biraz daha. İşte o zamandan beri çalışmalarıma başladım. Devam ediyorum. Evet. Gel bakalım, sen şarkının bir yerinde girdin. Annen çok utangaç. Sen de öyle misin bilmiyorum. Biraz utangaçım, evet. Ses hiç çıkmıyor. Biraz bağır. Tamam. Şarkı söylerken gayet iyiydin. Ya çok heyecanlandım ama demek ki yansımamış. Yansımadı. Ya biraz yansıdı. Biz seni tanıdığımız için hafif yansıdı ama belki bir dahaki haftaya daha böyle bağıra bağıra gür çıksın biraz sesin. Tabii. İnşallah öyle gür çıkacak sesim. Pekala. O zaman SMS numaralarınızı hatırlatalım tekrar. Gönen Mustafa Uçtu Lisesi'ni destekliyorsanız sevgili seyirciler 57 80'e 115 yazıyorsunuz. 115 yazıyorsunuz. 57 80'e gidiyorsunuz ve müsaitse biz Hakan'a dönüyoruz şimdi. Teşekkürler Figen. Ve sıradaki oğlumuz. Hanımlar beyler karşınızda
İzmir Karşıyaka Emlak Bank, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi. Ötesi bizim plak şirketimizle çalışıyordu o zamanlar. Bu şarkı da ısmarlandı işte Çağınırmak tarafından ve ilk defa dinleme imkanı bulmuştum orada. Daha şarkı ortaya çıkmazdan önce. Neredeyse o heyecanla izledim sizi. O zaman işte Harunlar, Keremler, onlar da çok heyecanlı işte şarkıyı dinletiyorlardı falan. Sonra tabii daha sonra öbür albümlerinde de yer aldı ve hepimizin bildiği bir şarkı haline dönüştü. Ben genel olarak bu haftaki performansınızı önceki haftalara göre daha iyi buldum. O biraz da herhalde hani kendi tarzımıza uygun bir şarkıyla denk düşmesinin de yarattığı bir şey. Ama öbür zorlamaları da yarışmanın formatı gereği biz biraz yapmak zorundaydık. Onun da size katkısı olduğunu varsayıyoruz. Gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da yıldızların altında. We'll be right back.
böyle şeyler? Olur, bu çıktı ama olsun. Evet, yerine takalım. Ama işte profesyonellik bu. Asla renk vermedi, bozuntuya vermedi. Jack çıktı oradan ama süperdiniz arkadaşlar. Teşekkürler, sağ olun. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ve bir araya geldiğiniz o gitar çalışlarınız gerçekten çok hoştu. Distortion'lar iyiydi. Arada Clinton. Yani sen hey adamım davulda çok iyiydin. Tamam, süperdin. Kırmızı da giymişsin fark edilmek için. Bu rol çalmak oluyor ama ben anladım. Olsun. En belli renk seninki, kırmızı. Keyfin yerinde mi? Süper. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Son ana denk geldi herhalde Jack'ın çıkması. Etkiledi mi seni? Benden kaynaklı. Biliyorum ama teknik bir şey. Yani biraz şaşırdım ama hemen çalıyormuş. Süpersin ya, valla. Hemen Neve dönmek istiyorum. Nasıl, iyi kurtardı değil mi? Valla Bülent abi, biz bir canavar yarattık Hakan gibi. Her şey artık Jack'ın çıktığını bile kaçırmıyor artık. Hiçbir şey kaçırmıyor ama süperiz. İyilerdi. Cem zaten ilk haftalardan beri çok beğendiğim bir gitarist. Yani çok evet. İyi, bu yarışmanın en iyi gitaristlerinden biri. Onurcuğum da vokalin haricinde çok güzel bir soloya girdi. Çok güzel bir cümle çaldın refin cümlen. Ve içinde o haleti ruhiye çok iyi yansıdı o soloya. Teşekkürler, sağ olun. Tebrik ederim kardeşim. Özden zaten her zamanki gibi o görev adamlığı ve savaşçılığıyla geliyor. Ege'ye geçen hafta ben biraz demiştim ki biraz sade çal. Biraz çorba yapıyorsun. Biraz bu hafta yine bir sen çeşit çorba sever misin? Ne çorbası seversin mesela? Tarhana mı seversin? Tarhana seviyorum. Birazcık daha hani dediğim gibi sek çalıp durumu kurtarmak daha iyi olurdu. Yine süperdiniz. Öyle. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler Feridun. Teşekkürler. Ben bir keşkem var bu grupla ilgili. Keşke başından beri üçünüz beraber söyleseydiniz. Çünkü çok güçlü, hani çok power chord bir düzenleme var ve çok iyi tınladı, çok iyi uyum vardı üçlü söylediğinizde. Bir de Nevzat'a katılıyorum sevgili Neve. Cem için gerçekten onda bir gitarcı ışığı var, duruşu da var. İki gitar solonunun peşinden mutlaka şarkıyı biraz inlendirmek gerekiyordu. Bir farklı bir şey yapmak gerekiyordu. Hani bir eleştiri olacaksa çok bilinen haliyle, bu şarkıyı çok bilinen haliyle çalmanın yanına kendinizce bir şarkı atmalıydınız ama şova dönük hareketler şahane. Şarkıyı çalarken ayağa kalkan davulcu benden puanı alır. Bir de iki gitarcının birbirine sırtını dönmesi olayı vardır. Görseli güçlü, teknik olarak biraz daha çok çalışmaya ihtiyacı olan bir grup olarak değerlendiriyorum ve tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de yavaş yavaş çözmeye başlamışım olayı değil mi Bülent abi? Buyurun. Ya Hakan her şeyi söylediği için aslında ben konuşmasam da olur dermişim. Yani keşke sizin evden telefonla bağlansaydınız. Evet, ya buraya kadar geldiniz. Şimdi şu eleştiriyi getirmek istiyorum. Biraz şimdi Onur'un vokaliyle ilgili bir şey var. Biraz prozodi diyoruz. Biraz telaffuz üzerinde de düşünmek lazım. Zaman zaman bu aslında belki başlangıçta Feridun söylemişti. Şimdi biraz Türkçenin kendi özelliği, şarkısal özelliğini ortaya çıkartmak yerine böyle biraz hani hafif Amerikanvari vokallere kaçan uzatmaları falan oluyor. O biraz Onur'da da rastladığımız bir şey. Aslında hani şarkı çok eski bir şarkı. Enteresan da bir söz yapısı var. Hani onun en güzel duygusunu yaratacak şey hani daha çok Türkçe ağırlıklı bir şey söylemek gibi olabilir. Yorumlandı ya tekrar. Belki biraz onun etkisinde mi etkisinde kalıyor? Doğru. Zaten yanlış doğrudur. Yorumlar bizi buraya götürüyor. Yani evet. Yorum hani. Halbuki hani çok böyle biraz Türk sanat müziğinden bunları dinlemiş insanların vurgularına, yorumlarına bakılsa yine tabii onun altına hani kendi yorumunuzu, rock yorumunu getirmek mümkün ama sözün manasını veren biraz dilin kendisidir. Ya o dilden bir kayma olduğu zaman sanki hani İngilizce bir şarkıyı Türkçe söylemekteki tuhaflık gibi bir şey çıkmaya başlıyor ortaya. Ben şey düşünüyorum mesela hani şarkıyı rock yorumuyla çalıyoruz. Hani öbür türlü söyleyince sanki farklı bir şeymiş gibi oluyor. Yok şimdi tam anlatmak istediğim hani bu altyapıların ve bu gitarların üstüne Türk sanat müziği nameleriyle bir şeyden söz etmiyorum. Türkçe vurgularına dikkat eden. Tabii ki dikkat eden. Yani yoksa o melodinin kendi akışında tabii ki kendi yorumunuz ve kendi pozisyonunuzla devam edeceksiniz. Ama ben genelde
bu ekibin ekip olma halini, beraber çalabiliyor olma halini ve birbirini destekleme halini, işte Ege'nin, diğer arkadaşların enstrüman kapasitelerini falan beğeniyorum genelde. Ama dediğim gibi biraz daha kendinizden bir şeyler katan bir yöne de yönelmeniz gerekir. O yetenektesiniz çünkü. Bülent abi, biz buyurun. Buna esnaf arasında dublüveli söyleme diyoruz böyle. Evet. Benim gönlüm sarhoştur falan diyoruz. Benim gönlüm sarhoştur diyeceksin. Benim gönlüm sarhoştur. İngilizce şarkı çalıyorsunuz mu? Ha? Kendi aranızda çalıyor musunuz İngilizce? İngilizce çalıyor musunuz? Çalıyoruz. Çelik bizi anlıyor. Oradan bu herhalde bekle yani bozuluyor. Zaten evet, İngilizce söylüyor olmak bunu biraz tetikliyor. Programın başından beri eleştirdiğimiz şeyi, yani sesi doğru değerini vermeyi tetikleyen bir şey. Ona zamanla dikkat etmek gerekiyor. Kaybolan Türkçe sessiz harfler oluyor. Yani bu, yine söylüyorum, şu anda profesyonel olarak dinlediğimiz albümler yapmış, belli yerlere gelmiş insanlarda da var. Son dönemlerde rock sound'unun öne çıkmasıyla bu sorun da biraz daha gündeme geldi. Evet. Öyle bir dil ki kardeşim. Evet. Şimdi Arapçadan etkilenmiş, Farsçadan etkilenmiş, evet. Kendi Türkçemizde var. Daha sonra yabancı dillerden etkilenmiş. Her bir kelimenin kendine has bir ritmi ve değişik bir... Yani bu şu enstrümanlara baktığınızda bu enstrümanlar durup dururken çıkmıyor. Yani kanun niye var? Niye böyle bir detaylar, niye böyle komalar var vesaireler var, kadar gidiyor iş. Dolayısıyla hani evet, cover dedikleri bir İngilizce, hani yeniden hani bu şarkıları yorumlarken yapalım ama birazcık da aslının var olan, ait olan aslı yüceltecek şekilde aslında, değil mi Bülent abicim? Onu bu büyük enerjiyle, distortion'la vesaireyle yapalım. Yani o zaman daha değerli olacaktır diye düşünüyorum. Oradaki, ha bunu nasıl yapacaksın? Onu yapan zaten üslup, zaten zeka vesaire. Bunu yapan da alkışı alıyor. Yoksa alkışlamak kolay bizim memlekette yani. Neyse ya, ben şimdi susayım. Bizi alkışlamak da yuvalamak da kolay ama tabii, yani böyle bir problem var. Ya yani ben genelde bir şeyle bitirmek istiyorum bu grupla ilgili yorumu. Hakikaten hani enstrüman yetenekleri açısından ciddi bir parıltı var. Bu, yani bu pırıltıyı biraz hani kendi özgünlüğünüzü de katarak yükseltebilirseniz iyi bir yere gelirler diye düşünüyorum. Ege'nin mesela, yani Ege her bir çaldığı güzel. Mesela gidiyor adam çalarken, bir anda giderken başka bir şeye karar veriyor. Tık oraya dönüyor. Tık oraya dönüyor. Öyle değil mi Ege'ciğim? Biraz yorum alabilir miyiz Hakan'cığım bizimle? Canım tarhana çorbası çekiyordu buna Ege'nin. Ya tarhana da yine sade bir çorba yani. Başka hani böyle evet. Sebzeli meyve çorbasın falan, böyle daha değişik keyifleri varsa hani. Ama süper yani. Her biri yaptığın çok güzel. Ama bir anda fikir değiştiriyorsun, tık oradan oraya dönüyorsun. Hakan'cığım. Mikrofon yok. Mikrofon. Hemen pardon, duymadım. O kadar güzel anlatıyorsun ki daldım gittim yani. Seni dinlerken. Şimdi çok konuştuk ya. Benim idol olarak benimsediğim bir davulcu var. Mike Portnoy, biliyorsunuzdur. Yani. Onun yaptığı bir teknik bu, progresif metalde kullanılıyor. Yani bir anda müziğin başka bir yöne dönmesi. Anladım. Müziğin içinde bir şey gibi, çorba gibi oluyor fakat kulağa güzel geliyor. Benim ama, benim kralım ben Ege olsun istiyorum. Efendim? Benim kralım Ege olsun istiyorum. Teşekkürler. Ege zaten bizim kralımız. Evet sevgili Demet. Ben Ege'yi başta kutlamak istiyorum. Benim için de Ege'nin yapmış olduğu bana çok ilginç geldi. Progresifi ben de severim. Değişik, oradan ona geçmek, oradan hani böyle devamlı aynı gitmesin derim ben arada. Ama sen işte ritimleri eğer mi? Eğer onu taşıyabiliyorsan aynı doğru metronomda doğru metronomunu şekilde, kaçırmadan yani, tabii ki. Yani onu olmayınca, o zaman kral olursun işte. Dediğin gibi ama doğru metronomda. Yoksa ve işte benim canım da neler senkopları. Ben de çok progresifim böyle. Neler istiyor? Şimdi yani, aklımdan neler geçiyor ama. Süpersiniz. Uyumunuz çok güzel. Cem miydi? Cem değil mi? Cem, solunu çalarken ben senin solunu çok az duyabildim. Çok güzel geliyordu. Fakat biraz daha yukarıda duymak istedim. Onun sende bilgisi yok herhalde. Çok iyiydiniz. Teşekkürler, sağ olun. Keşke beraber dedi gibi Feridun'un birlikte söyleseydiniz. O zaman çok daha güç oldu. Çok güzeldi yani yine. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok eğlendik. Çok sağ olun sevgili jürimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yorumlarınızdan, bu yapıcı yorumlarınızdan dolayı. İzmir'e selam bu arada. İzmir'e selam. Bu eleştirilerin hepsi sizlerin iyi için. Evet. Nerede? Ozan. Ozan neredesin? Ozan. Ozan. Tam karşındayım sevgili Hakan ve öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Onur'un annesi bizlerle beraber. Memnun oldum. İzmir'den buralara geldiniz. Evet.
jüri güzel yorumlar yaptı. Arkadaşlar orada yediğim yerinize döktürdüler. Çok beğendik. Onur'un sesini biz ilk defa bu şeyde canlı yayında duyduk. Yani daha önce hiç konuşma yapmıyor muydu evde falan? Yok yani hiç söylemedi. Ha. İlk defa burada. Gizli star. Ve şimdi dönüyoruz ta Kıbrıs'tan buraya gelen ablaya. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Özden'in ablası. Evet, Özden'in ablasıyım. Kıbrıs'tan destek var mı? Hava atıyor musunuz bu bizim çocuk falan diye? Vallahi Kıbrıs'tan buralara sırf onlara, Kıbrıs'takilere göstermek için, hava atmak için geldik. Hava atmak için, evet. Çok güzel. Çok çok büyük destek alıyoruz. Özden'in ve Özden'in grubunun hepsinin birlikte uyumu, davranışları, hareketleri, müziğe olan uyumları çok beğeniliyor. Bu programa çok büyük bir ilgi var. Harika. Demek ki arkadaşlara da bu programın katkısı gerçekten de müthiş. Evet. Peki, geliyoruz asıl meseleye. İzmir Karşıyaka Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi için oy göndermek isteyenler 104 yazıyorsunuz ve 5780'e gönderiyorsunuz. 104 yazıyorsunuz ve 5780'e gönderiyorsunuz. Hem alkışlarla uğurluyoruz onları, şimdi sözü de alkışlarla Hakan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Ozan. Ve hanımlar beyler, son grubumuz. Sırada Adana Anadolu Lisesi. Organize işler bunlar, başımıza işler bunlar. Senin benim dinlemez İstanbul'u işler bunlar. Organize işler bunlar, başımıza işler. Arka taraf böyle bir mutsuzluk mu vardı diye bilmiyorum, böyle bir çok durgun gördüm sizi. Dadin daha enerjikti, daha böyle hakimdi sahneye açıkçası. Dolayısıyla bilmiyorum, belki de bana öyle gelmiştir. Tam müzikal anlamda da öyle bir, yani patlayamadı açıkçası şarkı. Prozodi konusunda o kelimelerin vurgularını birazcık daha kelime sonlarını söylerken ne diyorsun Burak? Prozodi konusunda öyle kelimelerin biraz sonlarına doğru da kayıyor, ufaktan küçülüyor. Evet, evet. Ya ben kendi adıma R'leri, K'leri hepsini duyurmak tercih ederim. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Thank you.
döker, ağlayıp güler, sonra göçüp giden. Fırtına ve sakin gece, bir bilmece. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Bravo. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Danslar güzeldi. Çok sağ olun. Hiçbir enstrümanı kaçırmadınız. Hepsinin yanına gidip dans ettiniz tek tek ve finalde de davulla noktayı koydunuz. Çok sağ olun. Çalışık mı danslara? Hayır. Tamamen işten gelen. Kesinlikle burada. Müziği duyarak. Kesinlikle öyle. Güzel, biraz bir Pulp Fiction havası, bir Uma Thurman gibi. Güzeldi, güzel. Arkadaşlar tebrik ediyorum size. Saçlar mı bozuldu davul çalarken, ne oldu? Ha, ter. Önemli değil. Terleyeceğiz biraz. Terlemeden bir yerde gelinmiyor. Öyle değil mi sevgilinle? Evet efendim. O zaman buyurun, hemen yorumunuzu alalım. Vallahi bizim zaten bu çok heyecan verici grup, gitarlar falan. 3 tane gitar sololar. Bas solo süper kardeşim. Davul zaten. Yani çok sevdiğim bir grup. Ama bir hisse kapıldım. Hani çok hızlı geçen bir araba vardı. Diye geçer gider böyle. Ödümdüz. Ara sıra böyle biraz daha ufak numaralar, durmalar, kalkmalar, biraz şarkıya nefes aldırmalar, yeni heyecan, tekrar biraz doldurma falan, öyle bir takım nüanslar olabilirdi. Ama yani onun haricinde her şey çok güzeldi zaten. Zaten ben de aranızda gitar çalmak istiyorum bir ara yani. Gel alalım hemen istiyorsun. He? Gel hemen istiyorsun. Hemen geleyim, verin de gitar o zaman çalayım ya. Ya. Ne çalıyoruz abi? Hakan şarkı söyleyeceksin ama. Ben şarkı söylemem, sen gitarı çal da. Ay hiç de hani bir naz da yok ya. Aranıza gitar çalmak için gel. Hay tabii ya falan diye. Rock çalalım abi. Ne çalacağız rock çalalım.
Girin bir yerden ya. Hadi girin bir yerden ya. Si do re. Si do re. Her zaman girdikleri yer. Tamam. Buyurun. Biraz da seninle atış savuruyor. Kimle atış alıyor? Beni de tanıtmayacak mısın herifleri? Hayır ama ilk defa şöyle bir şeye şahit oldum. Rockçu aşıklar gibi atıştılar karşılıklı. Doğru söylüyorsun ya. Değil mi? İşte bu toprakların zenginliği böyle bir şey değil mi Hakan'cığım? Valla süpersin ya. Ne? Kocaman alkış. Dümen al onu. Valla süpersin. Arkadaşlar çok teşekkürler. Bir dahaki sefere söyleyeceğim. Tamam. Bir dahaki sefere. Ben şeyi de karıştırdım. En son kim yorum yapmadı? Nerede ben kaldı? Yaptım da sahneye atladım. Sen yaptın. Tamam. Ben de yine ben yaptım. Demet? Ben yapmadım. O zaman buyurun lütfen. Bir gitar ister misiniz hemen? Yapayım. Efendim. Ben şey alacağım şimdi birazdan. Davula geçeceğim ben. Tamam lütfen. Şaka bir yana davul demişken Fırat'ı çok başarılı buldum. Hepinizi başarılı buldum. Fırat'a ayrıca bir alkış. Bass da çok güzel. Gitarlar da çok güzel sololarını çaldılar. Zaten solist süper uyum olarak. Ama keşke Fırat da davul solo atsaydı diyorum ben. Evet. Ha? Ben bekledim. O işte o senin biraz önce söylemiş olduğun şey var ya hani arada böyle bir dinginlik. Tabii ya. O gitarların arasındaki soloların arasında belki Fırat atabilirdi öyle bir şey. Haftaya evet, atarız. Baget atar demiyorum tabii. Solo'ya atardı diyorum. İşte aslında bugün hani atlama sebeplerinden bir tanesi de oydu. Birazcık da şimdi önümüzdeki haftanın dersi. Yani çok vaktimiz yok. Birbirini olabildiğince hissedebilme mesela. Evet. Finalde farkında mısın? Evet. Nereye bakacaksın? Aslında finalde lead man solo kimse ona bakacaksın. Ona evet. Göre finali yapacaksın. Herkese bakıyorsun. Önemli olan o değil. Herkese bakmak da hissedeceksin abi. Evet. İçinden doğaçlama gelerek çok hesapsız kitapsız o an bitirebilmeyi
birbirini hissedebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu haftanın dersi de buydu Hakan'cığım. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta hatırlatırsın. Ben dersimi aldım. Tamam, teşekkür ederim. Feridun? Sevgili Adana Anadolu Lisesi, abimin de okulu falan. Öyle işte, mi? Tabii tabii. Aa, çok hoş bir tezahür. Ben bir ara apartmanda bu okulda okuyamayan tek adam olarak çok işaret edilmiştim. Bütün apartman öyleydi. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Çok başarılı. Sorun, yani sorundan başlamak isterim. Enstrüman dağılımı bir sorun. Yani futbolu seviyorsunuzdur herhalde. Dört tane libero ile defansı kurmak gibi olmuş. Mutlaka dinlendirici bir şey gerekiyordu. Ama Ladin bir şarkıcı, sahnede bir şarkıcı görüyorum. Bas, davul hattı çok başarılıydı. Ayrıca ben şana hazırlayan cümleleri çok cesurca, çok iddialı buldum. Ve hani öyle hazırladı ki beni, finalinde de bir numara bekledim. Dur kalkı fazla olan bir şarkıydı. Bir de bir erkek şarkısı. Yani bu işte İskender Doğan'la çıkmış. Bu önemli bir şeydir. Sonra sanıyorum Kıraç mı söylemişti bunu. Bu bir erkek şarkısı. Söyleme olarak da bir erkek şarkısı. Ama söyleyecek bir şey yok. Birlikte daha çok çalışmak lazım. Ve mutlaka hani... Şarkı dinlendirmek diyorum ben hep bütün gruplara, hemen hemen bunu kullandım. Bu çok önemli bir eksiklik düzenlemede. Şarkıyı mutlaka bir yerde ya da bir enstrümanla dinlendirmek gerekiyor. Ama hepsi kişisel olarak gerçekten ışık saçıyorlar. Fırat başta olmak üzere. Tebrik ediyorum. Bol şanslar diliyorum hepinize. Çok teşekkürler. Güzel yorumlar aldınız. Hadi bakalım, maşallah. Bu arada Hakan'cığım. Tamam. Feridun'a başını sağ olsun Feridun. Ya Michael Jackson öldü ya. Ömrünün yarısını siyah, yarısını beyaz geçirdi. Evet. O anlamda futbol olacak. Ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bir şey söylemek ister misin? Yani büyük bir kayıp bence tabii ki. Beşiktaş'ın taraftar grubu da her zaman olduğu gibi kendi janrında, kendi jargonunda evet, evet. Bir tepki gösterdi. Hoştu ama sonuçta hani... Beşiktaşlı mıydı abi? Yok canım, yani onlar tartışılmaz. Ben sen sahneye atladın, kıskandım. Ben de belki bir gün Ladin'le düet yaparım. Hani Ladin Feridun Düzağaç, öyle bir uyum da oluyor. Süper. İsterim böyle bir alalım. Şey bir gün. Buyurun. Yok, sonra sonra. Devam İstersen edecekler çünkü. Ya. Bu gençler devam etsinler. Yani bunun için varız. Yok, evet. Sonra. Son grup abi zaten. Son grup. Sonra yani devamında ilerleyen zamanlarda. Çünkü hepsini sahnede görme umudu besliyorum ben. Hani, ha inşallah. Tabii ki tabii ki. Yani ilerleyen zamanlarda. Bizde her şey hazır yani şu anda bile yapabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda da ayarlarız. Hakan ben de seni sahnemde görmek istiyorum. Ben de seni görmek istiyorum. Sahnemde. O zaman uzamadan Figen'e bağlanayım bari ben. Figen'cim sendeyiz hayatım. Teşekkür ediyorum Hakan, çok sağ ol. Adana Anadolu Lisesi'nin performansını dinledik. Adana'ya buradan sevgilerimizi gönderelim. Nevde çok iyi çaldı. Gerçekten hepimiz burada inanılmaz hareketliydik. Ve müzik öğretmenlerine dönelim bakalım neler söyleyecek öğrencilerle ilgili olarak. Evet. Öncelikle bu Dostancı haftasından çok etkilendik. Çok keyifli bir gece geçirdik. Öğrencilerimin de performansı bugün çok güzeldi. Bundan sonraki, yani daha doğrusu bu hafta bütün gruplar festival havasında bu yarışmayı götürdüler. Adana'mızdan gelen okul müdürümüz Sayın Hasan Kazan'a söz vermek istiyorum. Pekala. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. 7 haftadır bu müzik grubunu seyrediyoruz. Bütün okullar çok başarılı ve biz de şu anda Adana'dan geldik. Aslında müzik uygarlığın bir direğidir ve insanları mutlu eder. Evet. Ve mutluluğu iki kata arttırır. Acılarını da dinlendirir. O nedenden dolayı bu müzik sürdürülmesi gerekmektedir. Ve biz hakikaten Adana Anadolu Lisesi olarak çok mutluyuz. Ve Adana Anadolu Lisesi 1975 yılında ilk defa kuruldu. Ve Türkiye'de 7 tane kurulan Anadolu Liselerinin içerisinde bir okuluz. Ve hem müzik bakımından hem de üniversitedeki yetiştirdiğimiz öğrenciler bakımından da çok başarılıyız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık. Hemen müdür yardımcımızla da konuşalım. Kısa bir konuşma yapalım sizinle de. Müdür Bey her şeyi gayet güzel ifade ettiler. Ben de öğrencilerimi tebrik ediyorum. Onları gözlerinden öpüyorum böyle bir akşamı bize yaşattıkları için. Müzik evrensel bir olay. Burada bunu yaşadık. Bize yaşattığınız için hepinize çok teşekkürler. Bütün okullara da aynı zamanda başarılar diliyorum. Sağ
Pekala, biz teşekkür ediyoruz tekrar, ayağınıza sağlık. Zaten öğrencilerimizin performanslarıyla ilgili söyleyecek bir şey yok. Jüri yeteri kadar konuştu, o yüzden onlara dönmüyorum. SMS numaralarını hatırlatıyorum. Adana Anadolu Lisesi'ni destekliyorsanız eğer 102 yazıp 5780'e gönderiyorsunuz. 5780 102 yazıp Adana Anadolu Lisesi'ni desteklemek istiyorsanız finalden önce tekrar Hakan'a gidiyoruz. Tekrar finale bağlanacağız. Finalde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Figen. Finale sayılı dakikalar kaldı. Finale geçmeden önce isterseniz tüm performansları bir kez daha hatırlayalım. Buyurun. Gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Bir sır gibi saklarım seni, mihrimin bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım seni, git acı. Kim geliyor? Kim geliyor? Demet Sağaroğlu geliyor. Gittiğim yol. Geldim efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun.
benimseyenler, beni benden daha çok düşünenler, kalbimi sökmeden, un ufak etmeden rahat etmeyecekler. İçimdeki tüm sevgiler ediyorum. Bravo. Beste Emre Gören. Emre Gören'in beste. Ve benle beraber. Beraber. Sözler benim. Düzenleme Tansel Doğan'a ait. Tansel Doğan'a. Hakan Eren'e teşekkür ediyoruz. Hakan Eren'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve farklı bir çalışma olmuş. Tebrik ediyoruz. Çok bu güzeldi. Bu evet benim pek yapmadığım bir çalışma. Daha elektronik. Ben genelde akustik yapıyorum. Evet. Bu da yazın böyle bir şarkı yaptık. Bence çok da güzel olmuş. Teşekkürler. Çok güzel bir çalışma teşekkürler, olmuş. Teşekkürler. Çok mersi. Bütün herkesi yarın müzik marketlere bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelmezseniz çok kötü. Evet, kapıda biz öyle yani. Bir duruyoruz Demet'le beraber. Bekliyoruz. Sayacağız kim geliyor gelmiyor. Amca ilk başta seni bekliyorum. Bayağı bir eşlik ettin. Evet, koreografiyi biraz değiştiremiyor. 16'dır hep aynı hareketler. Amca bütün müzik köken Hindistan falan mı? Nedir böyle bir Hint dansına benziyor. Lampari. Hakan'cığım bir dans, bir performans içersek. Yok, yormayalım abi. Sonra. Peki. Süpersin abi sen. Teşekkür ederiz. Evet, finale geldik hanımlar beyler. Finaldeyiz. Bakalım bu akşam kim birinci oldu? Geçen hafta Mimar Sinan, Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi birinciydi. Bu hafta bakalım kim oldu? Onlar mı? Başkası mı? Sıralama değişecek mi? Genel birinci kim olacak? Hepsini birazdan göreceğiz. Ve final başlıyor hanımlar beyler. Evet, ilk olarak Adana Anadolu Lisesi'nin jüri puanları geliyor. Jüriden 8 puan almışlar ortalaması. SMS 1.5. Okul temsilcilerinden 2. Toplamda 11.5. İstanbul Fatih Davutpaşa Lisesi'nin puanları geliyor. Jüriden gelen puan 8.1. SMS 0.5. Okul temsilcilerinden aldıkları puan 3 ve toplamı 11.6. Ve hemen ilk sıraya çıktılar. Mersin Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Evet, puanları geliyor. Jüriden 8.1. SMS 4.5. Okul temsilcileri 1.9 ve toplamda 14.5 ile şu anda yukarıya birinciliğe çıktılar. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nin puanları geliyor. Jüri puanı 7.8. SMS 2. Okul temsilcilerinden aldıkları puanlar 1.3 ve toplamda 11.1. Samsun İlk Adım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin puanları geliyor. Jüri 8.9. SMS 2.5. Okul temsilcilerinden aldıkları puan 1.6 ve toplamda 13 puan. İkinciliğe çıktılar. Gaziantep Kolej Vakfı Lisesi'nin puanları geliyor sevgili seyirciler. Jüri 9.8. SMS 5.
Okul temsilcileri 1.4 ve toplamda 16.2 puanla şu anda birinciler. Bartın Köksal Toptan Lisesi'nin puanları geliyor. Jüri puanı 9. SMS 3. Okul temsilcilerinden gelen puan da 2. Ve toplamda 14 puanla şu anda 3. sıradalar. Gören Mustafa Uçtu Lisesi'nin puanları geliyor sevgili seyirciler. Jüri puanımız 8.9. SMS 1. Okul temsilcileri 2.1. Toplamda 12 puanla şu anda 5. sıradalar. İzmir Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin puanları geliyor. Jüri puanı 7.3. SMS 4. Okul temsilcilerinden aldıkları puan 1.6 ve toplamda 12.9. İstanbul Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin puanları geliyor. Jüri 8.9. SMS 3.5. Okul temsilcileri 1.9. Ve toplamda 14.3. Ve bu durumda Gaziantep Kolej Vakfı Lisesi birinci 16.2 ile bu akşamın birincisi Gaziantep Kolej Vakfı Lisesi 16.2. Bakalım ne söylemişler. Genel olarak ben beğendim. Daha ziyade Onur'un alt olarak kitlendim oradan. Kaşık sesi geldiği için. Onlara bakmaktan, yani senin sesini zaten biliyorsun, beğeniyorum her zaman Ezgi. Ben de çok uyum içinde çaldınız. Beğendim açıkçası. Tebrik ederim. Şeyi siz de seviyorum, hani zorlamayı seviyorsunuz. Elinizdeki var olan ekipmanlarla ne bileyim birazcık daha güçlü, daha çığırtkan bir enstrüman olabilirdi orada. Yani gitar olabilirdi, bir şey olabilirdi. Ama onun yerine daha zoru seçim kolaycılığı değil de o ana temaları, melodileri falan. Akustik gitar ve flütle birlikte çalma riskinde göze alıyorsunuz. O duruşunuzu her zaman çok seviyorum. Güzel, çok beğendim ben. Ve bu akşamın birincileri yanımızda. Ne oldu hemen? Tık tık tık. Dur biraz konuşalım. Bir heyecanınızı nasıl öğrenelim? Teşekkürler. Bakın ne kadar güzel destekliyorlar. Bu herhalde sizin ikinci birinci oluşunuz değil mi? Evet. Bu yarışmada. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum çünkü bu şarkıyı çok severek çaldık. Aha. Ve severek yaptığımız bir şeyle böyle birinci olmamız çok güzel bir şey. Tebrik ediyoruz sizlere. Sevindik. Hemen isterseniz kısaca yorumlar alalım birincilikle ilgili. Ben sana demiştim Hakan'cığım. Yani gönlümden geçeni söylemiştim. Ben bu şarkıyı bir kere daha dinleyeyim bu akşam. Evet, dinleyeceğiz. Herhalde bütün yorumlarda evet, bu minvaldeydi. Ben de Bartın'la beraber, hani Bartın Lisesi'yle beraber Gaziantep'e şans veriyordum. Şaşırmadım, sürpriz olmadı. Çok iyi bir performanstı. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Feridun'un ayağı uğurlu geldi aslında Antep'e. Çünkü ilk karşılaştığımızda programı anlatıyordum ben ona. Ya dedi, Antep'i çok beğendim falan dedi. Bunu daha önceki programlarda da söylemiştik. Bence de gecenin en başarılı performansıydı. Jüriden de en yüksek oyu almışlar. Dolayısıyla bir kez daha aynı tadı bize versinler diyoruz. Fazla da yoruma gerek yok. Demet. Feridun diyorum. Nev demişti zaten. O yüzden Nev'e katılıyorum. Baştan demişti. Feridun'un söylediği bir şeye de katılıyorum. Yine Bartın Köksal Toptan Lisesi'ni favori göstermişti orada. Benim de favorilerimden bir tanesiydi. İkinizdiniz. Bir grup daha vardı, onu söylemeyeyim. Üzülmesinler. Çok tebrik ediyorum. İstanbul'a bekliyoruz. Ya demek siz de bekliyorsunuz. İnşallah.
bu hayat öyle enteresan ki, bu hayat öyle enteresan ki bizim ilk başta 4 tane okulumuz elendi. O elenenler arasında dahi bugün hani söylediğim gibi Berkeley'de okumak için %50. Yani burada kazanan kaybeden yok ama evet, yok, her hiç biri yok. Ayrı güzel, her hafta bazen güzel, herkes ayrı güzelleşiyor. Şans inşallah, yani yeteneğin yanı sıra şans da çok etkili. İnşallah yanınızda olur. İstemek de tabii ki çok önemli, çalışmak da çok önemli. İsteyip çalışırsanız şans da desteklerse sizi. Aşamayacağı engel geleceksiniz yok. Diyorum. İstanbul'da kimse birlikte müzik yapacağız inşallah. 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 programı sizin bu güzel parçanızla kapatacağız arkadaşlar ama ondan önce ben teşekkür etmek istiyorum. Feridun Düzağaç, çok teşekkür ediyoruz. Ben onur verdiniz. Estağfurullah. Sağ olun. Sevgili Demet Sağaroğlu, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Maxi single'ınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu yaz sizi bol bol dinleyeceğiz. Teşekkür Bülent Porta, güzel yorumlarınızdan dolayı. Nev, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Melis bizlerle birlikte olacak. Evet hanımlar beyler, programı kapatmadan önce Hakan performansı Bey. Bir kez daha dinleyeceğiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Aman efendim, sağ olun. Koçlarımız Murat Net, Yuri Rakchenko ve Özer Atı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda geçen herkese, emeği geçen herkese, Reji grubuna çok teşekkür ediyoruz. Ve haftaya final bölümüyle birlikte olacağız ama genel birinci şu anda hala Mersin. Mersin Nevit Kodallı şu anda genel bütün haftaların birincisi. Ama haftaya bu her an değişebilir. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ve sizleri dinleyerek bu güzel geceyi kapatmak istiyoruz. Buyurun efendim. Hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam eski günlere. Söyle buldun mu aradığın aşkı, söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı tek başına. Yine eskisi gibi beraber olsak, ne olur sanki geçenleri unutsak. Hayat bitse dünya dursa, ölüm bile olsa biz hiç ayrılmayız.